gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın mert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme. Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. O yüzden ömrümden giden gidene, şu yalnız başımı eğdirme benim. Ben pişmanım hayat, sormaya çekme. Dilersen infaz et, kar etmez dilime. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma benim. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Ben pişmanım hayat, sorguya çekme. Dilersen infaz et, kar etmez dilime. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme. Küçük Gelin'in sezon finalinde neler olacak? Biz de en az sizler kadar merak ediyoruz. Ama bu heyecanlı bekleyişin arasında rahat bir nefes alalım dedik. Ve oyuncularımızla çok özel röportajlar yaptık. Dizinin Leyla'sı Melisa Yıldırımer'e sıkı dostlukları olduğunu bildiğimiz Bengü Öztürk Orhun'u sorduk. Ve bakın bize neler anlattı. Gidişiniz olsun da dönüşünüz olmasın inşallah. Şöyle söyleyeyim, biz Bengi'yle dışarıda da çok görüşüyoruz. Onun evine gittiğim zaman mesela çerez yiyoruz, masaya dökülüyor, pıt pıt hemen almaya çalışıyor. Hemen ama anında, dur anneciğim ne olur diyorum, yapma diyorum. Öyle bir geyimiz oldu yani. Anne diyorum ona bazen. Sen üşütme, şunu giy, bunu giy falan filan şeylerinden dolayı anneme çok benzetiyorum. Her anneye benziyor aslında. Bengi Hanım, Melisa Yıldırımer sizin çok anaç huylu olduğunuzu, Devrim Atmaca 50'li yılların yıldızlarına benzediğinizi, eşiniz Barış Bey ise sizi çizgi film karakterlerine benzettiğini söyledi. Çok anaç huylu, çok da duygusal, gözleri çok sulu sulu, aynı zamanda Japon çizgi film karakterlerine benzeyen ama aynı zamanda da 50'li yılları hatırlatan biriyim. Bengi Hanım, bir de evde yapılan şakalardan ve korku filmlerinden çok korktuğunuzu da öğrendik. Bilmem ne, saklanmalar, işte o korkutucu maskeler falan hiç haz etmem. Çok gıcık bir insan olabilirim yani. Ben asla yapmam çünkü. Onlardan çok korkarım. Asla korku filmi izleyemem. Böyle önümde yastıkla seyrederim şöyle falan. Sayılıyorsa tabii. Bir de börtü böcekten çok korkarım yani. Bizim duyduklarımız bu kadarla sınırlı değil. Sesinizin çok güzel olduğu da kulağımıza geldi. Seyircilerimiz için bir şarkı söyler misiniz? Yok öyle el gibi, durma gül biraz, sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi, soğuk olma güz, ayrılık taşır. Daha uzunca söylerim, başka bir git. Sesinizin güzelliği söylendiği kadar varmış. Bu güzel şarkı için teşekkür ederiz Bengi Hanım. Çok utandım. Şu an çok utandım. İyi Seyirler'de müzik ziyafeti bu kadarla sınırlı değil tabii ki. Bir sahne arasında dinlenirken yanlarına gittiğimiz dizinin sevilen oyuncuları bize bir sürpriz yapıyor.
Ve bizim için ve tabii ki sizler için bir şarkı da onlar söylüyor. Yanarım, yanarım.